Değerli milletvekilleri, bugün de önemli bir gün, Madenciler Günü. Şimdi gündem dışı üçüncü söz, Madenciler Günü münasebetiyle söz isteyen Muğla milletvekilimiz Sayın Süleyman Girgin'e aittir. Sayın Girgin'in aynı zamanda kendisi de bir madencidir değerli milletvekilleri. Buyurun Sayın Girgin, süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilmiyorum aranızda yer altına giren arkadaşımız var mı? Vardır mutlaka. Yerin 500 metre altına, derin dehlizlere inmek nasıl bir duygu? Değil kazma kürek ile bir saat çalışmak, bir dakika bile duramazsınız, nefes alamazsınız, boğulur gibi hissedersiniz kendinizi. Ya da işe giderken her gün sabah çocuklarınızı ve ailenizi bir daha görmemek üzere son kez bakarcasına bakmaktır madencilik. Peki yerin 7 kat altında üzerinde toprak göçüp canlı canlı gömüldünüz, ölmeden mezara girdiniz mi? Bu duyguyu yaşadık mı hiç? Ya da arkadaşları göçük altında kaldıktan sonra arkadaşlarım öldü, ben hayattayım mahcubiyetini yaşadık mı hiç? Ya da 30-40 yaşında olup yaşından daha büyük göstermeyen bir madenci gördük mü hayatta? Her vardiya başında selametle diye uğurlanan ve vardiya bitiminde geçmiş olsun ile karşılanan bir meslek koldur madencilik. Kısacası ekmeğini taştan çıkartmak deyiminin lügattaki karşılığıdır maden işçisi olmak. Değerli milletvekilleri, bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü ve ülkemiz madencileri için bugün yas ve mücadele günüdür. Daha 13 gün önce Zonguldak Kilimli ilçesinde ruhsatsız özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı, 3 işçimiz hayatını kaybetti. Vali Bey olay yerine gelip maden kazaları olmaya devam ediyor. 3 işçimizin hayatından umudumuz yok diye açıklama yapıyor. Ama aynı vali demek ki ulaşılabilmesi mümkün olan ve gidilebilmesi mümkün olan bir bölgedeki ruhsatsız çalışan maden ocağını denetleyemiyor. Evet, maden kazaları oluyor çünkü vali görevini layıkıyla yapmıyor, Enerji Bakanı görevini layıkıyla yapmıyor, Çalışma Bakanı görevini layıkıyla yapmıyor, olan madencilere oluyor. Peki bunun karşılığında istifa eden veya görevinden ayrılan oluyor mu? Koca bir hayır. Herkes büyük bir pişkinlikle görevini yapmaya devam ediyor. Ne yazık ki ülkemizde son 16 yılda hayatını kaybeden maden işçisi sayısı 1600. Madenciler hayatlarını kaybetmeye de devam edecekler maalesef. Çünkü 2018 verilerine göre maalesef ki iş cinayetlerinde hayatını kaybeden madenci sayısında Avrupa'da birincisi olan bir ülkede çalışmak zorundalar. Artık ülkemizde maden kazalarında ölümler vakayı adliye duyurumuna gelmiştir. Nasıl gelmesin? Ölümleri bu işin fıtratında gören bir zihniyet tarafından yönetiliyor bu ülke. Kalkıp Twitter'lardan Dicle'nin kenarında kaptığı koyun bile benim mesuliyetim altındadır diye tweet atmakla olmuyor bu işler Sayın Erdoğan. Gereğini yapmakla oluyor. Değerli milletvekilleri, madencilerin çilesi sadece ölümle bitmiyor. Ücretleri yetersiz, güvenceleri yok, sağlıklarını koruyucu önlemler alınmıyor. En ufak bir sorunda kapı önüne konuyorlar. Emeklerinin karşılığı verilmiyor. Doğayı yok ederek, insanları rant sistemlerine sürükleyerek, 21. yüzyılda modern kölelik sistemini bütün ülkeye yayan zihniyetin yarattığı bu ortam, işçileri yaşamak için her türlü hukuksuz çalışmaya rıza göstermek durumuna itiyor. Bu insanlık dışı uygulama artık son bulmalıdır. İşçiler ölümle açlık arasında sıkıştırılmamalıdır. Madenciler ölümle ya da işsizlikle terbiye edilmeye çalışılmamalı,
insanca çalışabileceği bir Türkiye bütün emekçilerin hakkı olmalıdır. Değerli milletvekilleri, bütün madenler anayasamız gereğince devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Devlet madencilik alanında kurumlar kurmuştur. Bu kurumları güçlendirmek yerine ne yazık ki son 16 yılda gerek özelleştirmeler yoluyla gerek rödevan sistemiyle bu alanı birilerine peşkeş çekmeyi tercih etmektedirler. Madencilik kar ve rant aktarımı uğruna çökertilmiştir. TTK ve TK'yı tarihinin en az sayıdaki işçisiyle... Sayın Girgin, tamamlayın. Açalım. Değerli milletvekilleri, 4 Aralık Madenciler Günü vesilesiyle toprağa verdiğimiz madencilerimizi buradan tekrar saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanlarında olacağımızı taahhüt ediyoruz. Buradan bir kez daha siyasi iktidarı uyarmak istiyoruz. Yandaş işverenleri değil, madencileri koruyun. Bir an önce gerçekten koruyucu önlemler alın. Kaçak madenlere göz yummayın. Yeni Somalar, Ermenekler, Şırnaklar olmasın. Gelin rödevan sistemini kaldırın. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarından vazgeçin. Artık maden işçisi ekmeğini kanla, gözyaşıyla ıslatmak zorunda kalmasın. Artık ölümler bu işin kaderi olarak görülmesin. Artık madenlerde, şantiyelerde işçiler ölmesin. Kullandığımız otomobilden, çay içtiğimiz fincana, yaşadığımız evlerden, bebeğimizin mamasına, yapılan makyaja kadar günlük hayatta kullandığımız her şeyi madencilere borçluyuz. O nedenle 4 Aralık Dünya Madenciler Günü sadece madenci... Teşekkür ederim Sayın Girgin. Biz de hayatlarını feda ederek zor şartlarda çalışan tüm maden işçisi kardeşlerimizi saygıyla selamlıyoruz. Ve maden ocaklarındaki kazalardan dolayı hayatını kaybeden tüm madencilerimizi de saygıyla ve rahmetle anıyoruz.